Tırnaktaki hastalıkları sayarken ilk sırayı mantarlara oturtmalıyız. Mantar denince tırnakta nasıl görüldüğünü hastalarımıza izah etmeliyiz ki hemen onlar da erken davranıp bir doktor tedavisine başvurmalılar. Önce tırnağın parlaklığı gider, kalınlığı artar, renk bozulur, içi boşalmaya başlar ve hatta bir şeyi tutarken ağrı hissedilmeye başlar. Bu mantar hastalıklarında tedavi tabii ki var. Pırıl pırıl bir tırnak elde etmemiz tabii ki mümkün ama tedavisi 4 ila 6 ay sürmektedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde yapılmalıdır. Tırnak mantarlarından başka tırnak deformitelerimiz var. Bu deformiteler daha çok bazı sistemik hastalıklarda meydana gelebilir. Mesela likende. Liken dediğimiz çok kaşıntılı bir hastalık. Bunda tırnaklar çok parlak ve incedir. Bir de psoriyazis sedef dediğimiz hastalıktaki tırnak bulguları var. Bunda da tırnaklar aynı mantar hastalığını taklit eder vaziyette kalınlaşır, üzerinde beyaz noktacıklar meydana gelir. Ama şimdi bizim sosyal hayatta en çok rastladığımız tırnak bozukluklarına, tırnak hastalıklarına geleceğiz. Manikür ve pedikür yanlışları. Bunlar mutlaka hastamızın kendileri yaptığı zaman gerçekten tırnağın katlarında ayrılma, çok törpülenme neticesinde incelme, normal yapısını kaybetme, tırnak etlerinin çok geriye çekilmesi sonucu tırnağın sağlamlığının kaybolması şeklinde kendini gösteriyor. Ve şunu da saymak gerekiyor ki bir takım demir eksiklikleri, vitamin eksiklikleri de tırnakların sık sık kırılmasına, kat kat ayrılmasına neden olabilir.